Radyo Tiyatrosu. Analık. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Hanefi Söztutan. Uyarlayan Beyza Akara, Nihal Gökçek. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Artık evlenmenin zamanı geldi de geçiyor. Durup dururken ne evlenmesi ana ya? Karın Safiye rahmetli olalı kaç sene geçti düşünsene. Ölüm de bizim için, yaşamak da. Hayat hep böyle devam etmez ki. Hayır anne, Safiye'nin üstüne evlenmeyi düşünemem. Ama ev kadınsız olmaz. Kendini düşünmesen de ortada beşine basmış bir oğlun var. Onu düşün, Ömer'imi düşün. Beni dersen ayağımın biri çukurda zaten. Bugün var yarın yokum. Doğru dersin de bu yaştan sonra nasıl evlenirim ana? Ne varmış yaşında? Daha 30'unda gencecik adamsın. Şimdikiler senin yaşta evleniyor da. Benim yaşta çocuğu olan bir dula değil herhalde. Sen he de yeter. Şöyle sütü temiz, akpak bir hanım bulmak bana ait. Vazgeç ana. Daha sonra düşünelim bu meseleyi. Boşuna diretme oğul. Kadınsız evin düzeni bozuk olur. Senden çok Ömer'in ihtiyacı var buna. Kendini düşünmüyorsan onu düşün bari. Hadi oğul. Onu düşündüğüm için böyle derim. Üvey ana ne kadar bakar ki Ömer'ime. Helal süt emmiş birini bulursak korktuğumuz olmaz inşallah. Belki düşündüğümüzden bile daha iyi bakar Ömer'ime. Böyle ısrar ettiğine göre aklında biri var. Ha? Var mı öyle birisi? Evet var ya Halil'im. Hmm. Çok methettikleri biri var. Temiz süt emmiş, merhametli, cana yakın hanım hanımcık bir kızmış. Ne olursa olsun öz anne gibi olabilir mi hiç? Bir de öz evladı olursa Ömer'imle hiç bir tutar mı? Tabii ama... Yani öz anne gibi olmaz elbette. Ama ne yapalım başka çaremiz de yok. Takdiri ilahi böyleymiş. Ömer'in ihtiyaçlarını gidersin bu bile yeter. Evet demek gelmiyor içinden ana. Benim geliyor. Hayat hep böyle devam etmez. Ben ölsem ne olacak düşündün mü? Dediğim gibi kadınsız ev olmaz oğlum. Karşı çıksan da kararımı verdim. Gideceğim o kızı isteyeceğim. Ne diyeyim ana sen bilirsin. Mübarek birden nasıl da şarladı. Tarife göre Hatice kızın evi burası olmalı. Ay çok ıslandım, daha fazla ıslanmadan gireyim bari içeri. Kim o? Halk misafiri kızım. Birini soracaktım da. Bir dakika açıyorum kapıyı. Buyurun efendim. Affedersiniz kızım. Hatice Hanım'ı ararım. Rahmetli sarı gelinin kızı olur. Burada oturuyormuş da. Aradığınız kişi benim efendim. Öyle mi? Sizin için ta komşu Kıraç köyünden geldim buralara kadar. Aniden rahmet bastırınca işte böyle sırılsıklam oldum. Buyurun içeri buyurun, daha fazla ıslanmadan girin. Teşekkür ederim evladım, sağ olun. Hoş geldiniz. Şöyle sedire buyurun, rahat oturun. Teşekkür ederim. Öyle icap etti, onun için biraz zamansız geldim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah teyzeciğim, bizim evimiz tanıdık tanımadık herkese açıktır. İyi ki evi kolayca bulmuşsunuz, yoksa yağmurdan sırılsıklam olurdunuz. Sağ olun, sağ olun kızım. Analığınız yok mu evde? Komşuya oturmaya gitti efendim, isterseniz hemen çağırayım. Yok yok yok, hiç zahmet etme. Ben zaten seninle konuşmak için gelmiştim. Bir bakıma iyi oldu. Benimle mi? Ne konuşacaksınız ki? Ben unutmadan kendimi tanıtayım. Gülsüm Duran. Durangiller derler. Komşu Kıraç köyündenim. Tanıştığıma memnun oldum efendim. Ben de kızım, ben de. Biraz beklerseniz çay koyayım. Uzaktan geldiniz. Annem de gelir o zamana kadar, tamam mı? Yok yok, çaya hiç lüzum yok. Şöyle yanıma otur da diyeceklerimi diyeyim bir hele. Peki, sizi dinliyorum. Seninle açık açık konuşacağım kızım.
Buraya hayırlı bir iş için geldim. Gıyabında seni çok methettiler bana. Allah nazardan saklasın. Anlattıklarından da daha iyi gördüm seni. Belli ki içinin güzelliği dışına vurmuş. Aslında bu halinle çok daha iyilere, çok daha üstünlere layık biri olduğunu söylemeliyim açıkça. Estağfurullah teyzeciğim, beni mahcup ediyorsunuz. Yo, içimden geldiği gibi konuşuyorum. Bak kızım, benim bir oğlum var. Bir sene öncesine kadar evliydi. Geçen sene gelinim Safiye ani bir rahatsızlık sonucu sizlere ömür, geride de bir ömercik bırakarak vefat etti. Başını sağ olsun. Zavallı çocuk. Hala annem hastaneden gelecek diye bekliyor. Ömer'im anne şefkatinden mahrum. Boynu bükük büyüyeceğini düşündükçe hep yüreğim sızlıyor, dayanamıyorum. Sizi anlıyorum efendim. Çünkü ben de öksüz büyüdüm. Annem ben çok küçükken vefat etmiş. Üvey annemse. Anlattılar kızım. Belki de bu yüzden sana talip oldum. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünneti üzerine gelinim olmanı teklif ediyorum sana. Eğer yok olmaz dersen, buraya geldiğimi senden ve benden başka kimsecikler bilmeyecek. Evet, devam edin lütfen. Kısacası küçük torunuma hastaneden dönecek bir anne, oğluma da bir dert ortağı lazım. Eğer kabul edersen sana minnettar kalırız evladım. Kabul etmezsen de kırılmayız, ne yapalım. Arzu ettiğin kimseye varmak senin de hakkındır elbet. Böyle mühim meseleler için karar vermek pek zordur. İstediğin kadar düşün taşın, kararını öyle ver yavrum. Bağışla. Seni üzdüm galiba. Üzdüm, affet beni. Dedim ya, eğer istemiyorsan kimsecikler bilmeyecek. Hayır, yemin ondan ederim. Değil. Öylesine ağlamak geldi içimden. Henüz çok gençsin. Bir dulla evlenip üvey evlat kahrı çekmek öyle kolay değildir. Bunları da düşünmüyor değilim. Eğer kırıldıysan bu söylediklerimi unut. Üzülmene sebep olduğum için de özür dilerim yavrum. Hayır, ağladığıma bakmayın. Asıl ben sizi üzdüysem bağışlayın. Çocukluğumu hatırladım birden. Daha 5 yaşındayken annem vefat edince ben de Ömercik gibi boynu bükük kalmıştım. Yüreğim yanmıştı. Annemin yokluğunu kimse dolduramadı. Kimse onun vereceği şefkati veremedi bana. O günleri hatırladım bir anda. Yani teklifime hemen hayır demiyorsun, öyle mi? Siz de takdir edersiniz ki bir ömür boyu beraber olacağım kişiyi araştırıp soruşturmam gerekiyor. Bu yüzden bana bir hafta mühlet vermenizi istiyorum sizden. Elbette kızım. Bir haftada veririm, 2 haftada. Sen yeter ki hemen olmaz deme. Seninle konuşmam gereken bir mesele var anne. Neymiş o? Dün sen evde yokken bir hanım teyze geldi bize. Ne olmuş gelmiş de, tanıdık biri mi? Hayır, değil. Seni arayacaktım ama gerek yok dedi. Benimle konuşmaya gelmiş. Ya ne istiyormuş senden? Beni oğluna istiyor. Bak sen şu densize. Böyle şeyler aile büyükleriyle konuşulurdu eskiden. İyi bir teyzeye benziyordu ama. Oğlu zengin miymiş bari? Pek zannetmiyorum anne. Adam dulmuş. Karısı geçen sene vefat etmiş. 5 yaşlarında bir oğlu varmış. Sen ne dedin? Bir hafta mühlet istedim. Adamı ve ailesini araştırıp soruşturalım dedim. İyi demişsin. Sen ne diyorsun anne? Münasip birisi. Evlenirsin, ne diyeyim kızım. Duydun mu kız? Bizim mahallenin güzel kızı Hatice dul bir adamla evleniyormuş. Duydum duymasını ama pek bir mana veremedim. Doğru. O kadar zengin varlıklı taliplerini reddetti. Dul, üstelik çocuklu birine vardı. Hatice'yi üvey annesi zorlamış olmasın sakın. Çocuğu da varmış diyorsun. Yazık oldu kıza canım. Aman, bence üvey ana işi değil kız. Hatice kendi istemese üvey ana ona bir şey yapamaz. Hatice'yi bilmez misin? Hassas biridir o. Sırf üvey anasından kurtulmak için istemiştir bu evliliği. Madem öyle, dul olmayanlar da istedi. Onlara gitseydi ya. Ne bileyim kız, kendi düşen ağlamazmış.
İşte sen de gelin oldun gidiyorsun Hatice. Hakkını helal et anne. Seni çok üzmüş olabilirim. Senelerdir yük oldum sana. Beni büyüttün, aşını ekmeğini yedim. Ne olur hakkını helal et. Ah, asıl sen et kızım. Seni çok üzdüm biliyorum ama sen hiç hizmette kusur etmedin. Estağfurullah anne, o nasıl söz? Bir kızın annesinde ne hakkı olabilir ki? Varsa da helal ettim. Sen de helal et anne. Ettim kızım, ettim. Allah senden razı olsun. İnşallah mutlu olursun. Hadi araba korna çalıyorum. Bak seni istiyorum. Allah ısmarladık anne. Güle güle. Allah mutlu etsin. Evet. Bak Ömer, annen geldi işte yavrum. Canım yavrum, Ömer'im. Bak iyileşip döndüm işte. Ömer bana inanmıyor galiba. Sen onu aldırma. Yavaş yavaş alışır. İşte biricik Ömer'imiz bu gelinim. Allah'ın emaneti olsun sana. İnşallah artık gözümüz geride kalmaz. İnşallah anne, müsterî olun. Bak bir tanem. Bak annen hastaneden geldi, iyi olmuş bak. Hadi öpsene anneciğini. Peki nene. Ben de seni öpeyim. Hadi şimdi gel kucağıma bakayım. Şöyle. Şimdi söyle bakalım. Ben senin annen değil miyim ki kaçıyorsun benden? Seni nasıl da özledim bilemez. Ömer'ime kavuşursan beni hemen kucaklar demiştim. Bak işte iyileşip geldim senin için. Eğer kalmamı istersen bir daha hiç gitmeyeceğim. Ama yok, eğer bana sarılmazsan o zaman da küsüp giderim. Bir daha da annen olmam he? Öyle mi yapayım? Canım anneciğim. Canım yavrum benim. Baba, bu abla ne zaman gidecek bizim evden? Hangi abla oğlum? Mutfaktaki abla. Hatice mi? Ha? O senin annen oğlum. İnsan annesine abla der mi hiç? Ama bu benim eski anneme benzemiyor ki. Tabii ki benzemez. Eskiden hastalanmıştı annen. Hastanede iyileşti. Yüzü güzelleşti ya. Yoksa seni sevmiyor mu? Seviyor, hem de çok seviyor. Madem seviyor da insan annesine böyle davranır mı? Anneye abla denir mi oğlum? Ama babacığım. Eğer böyle itiraz edeceksen bana da baba deme o zaman. Oğlum baba, sen benim babamsın ama. O da senin annen. Peki ya annen sana darılır da oğlum demezse ne yaparsın? Annen olmasaydı seni sever miydi? Yatağına yatırırken öpüp koklayıp masallar anlatır mıydı hiç? Evet, haklısın galiba. Hadi bey, hadi Ömer, yemek hazır. Buyurun bakalım sofraya. Bak annem bizi yemeğe çağırıyor. Hadi gidelim. Peki babacığım. Anne. Efendim oğlum. Beni çok mu seviyorsun? Evet. Ne kadar? Çok. Senin tahmin edemeyeceğinden de çok Ömer'im. Canım anneciğim, ben de seni çok seviyorum. Söyle bakalım Ömerciğim. Analığın seni çok dövüyor. Yoo, analık ne demek teyze? Yani üvey anne demek çocuk. Benim annem ölmedi ki üvey annem olsun. Ah, sana annenin öldüğünü söylememişler demek. Asıl anneni görmeliydin. Bak o zaman bu kadına anne der miydi? Hayır, hayır. Benim annem ölmedi. Yalan, yalan. Aa, hay Allah. Ne oldu bu çocuğa şimdi? Ne dedim ki? Hoş geldin oğlum. Hoş geldin dedim, duymadın mı? Ne var Ömer? Hasta mısın yoksa? Sen benim annem değilmişsin. Analığımmışsın. Benim gerçek annem ölmüş. Aman Allah. Kim söyledi bunu sana? Ben sokakta oynarken bir kadın söyledi. Yani sen o kadını tanıyor musun? Tanımıyorum. Ah, tatlım. O kadın seni başkasının çocuğuna benzetmiştir. Bak ben yaşıyorum. Hem sen benim annem ölmedi demedin mi? Dedim. Ne dedi peki? Seni kandırıyorlar dedi. O senin analığın dedi. Analığın ne demek o?
olduğunu sorunca da üvey ana dedi. Sen de hemen inandın öyle mi? Gel şöyle kucağıma otur bakayım. Bak neler anlatacağım sana. Ben senin kucağına oturmam. Bak hele, annesinin kucağına da oturmazmış. Demek tanımadığın bir kadının sözüne inanıyorsun da bana inanmıyorsun öyle mi? Demek biri baban öldü dese ona da inanacaksın öyle mi? Şey, bilmem. Peki söyle bakalım. Bugüne kadar seni hiç dövdün mü? Kötü ses söyledin mi? Bir dediğini iki ettin mi? Yok. Ama sen beni çok üzdün. Kalbimi kırdın. Şimdi konuşmuyorum seninle. Ama ben... Ama... Ne zaman gelir elimi öpersen o zaman barışacağım seninle. Küstüm mü ben? Neden ağlıyorsun? Ben senin annen değilmişim ya. Ne karışıyorsun bana? Bir daha benim yanıma gelme, anladın mı? Ama ben... Hadi şimdi git yanımdan. Gitmeyeceğim işte. Barış benimle. Barışmıyorum. Elini öpersen benimle barışır mısın? Öpersen barışırım. O zaman ver elini öpeyim. Şimdi de annem de bakayım. Annem. Canım annem de. Canım annem. Biricik annem de. Biricik annem. Bir kere de sarıl öp bakayım anneni. Bir daha başkalarının yalan sözüne inanıp da böyle yaparsan... ...bak o zaman seni nasıl pataklayacağım bilmiş ol. Özür dilerim anne. Söyle bakalım... Bir daha böyle haylazlıklar yaparak beni üzecek misin? Üzmeyeceğim anne. Üzersem de öl beni. Bu hadiseden sonra 1,5 sene geçmiş, Ömer okul çağına gelmişti. Bu arada Hatice'nin bir kızı dünyaya geldi. Adını Leyla koydular. O sene Ömer'in okula başlama zamanı gelmişti. Artık okul zamanın geldi yavrum. Birkaç gün sonra okula başlayacaksın. Bugün baban okul için gerekli ne lazımsa alıp getirecek. Okul zor mu anne? Hayır oğlum, çok kolay ve çok eğlenceli bir yer. Orada bilmediğin o kadar çok şey öğreneceksin ki. Ah, kardeşim Leyla ağlıyor. Gidip ona bakayım canım. Anne. Efendim? Kardeşin de okula gidecek mi? Büyüyüp senin kadar olunca elbette gidecek. Ben Ömer'in annesiyim öğretmen hanım. Adım Hatice. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Ömer'in okuldaki durumu hakkında sizden bilgi almaya geldim. Ömer tek kelimeyle dört dörtlük bir öğrenci Hatice Hanım. Sınıfımdaki hatta okuldaki öğrencilerle kıyasladığımda sizin gibi bir annesi olduğu için çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Estağfurullah. Ömer çok da zeki bir çocuk. Okula kolay uyum sağladı, arkadaşlar edindi. Hem temizliği, hem sevimliliği, hem de zekası bakımından çok takdir ediyorum Ömer'i. Dersleriyle gayet güzel ilgileniyor. Kısacası bir öğrencimden beklediğim her şey Ömer'de var. Ondan çok memnunum. Ömer, hadi yavrum tut elimden gidelim. Peki anne. Ömer, oğlum neden böyle üzüntülü duruyorsun? Söylesene Ömer, kötü bir şey mi oldu oğlum? Yoksa okulda arkadaşlarınla kavga filan mı ettin? Yok anne, bir şey olmadı. Peki ne için üzgünsün o halde? Bizim sınıfta bir Ahmet var anne. Üstü başı kirli, elbisesi yırtık. Annesi üveymiş. Onu her gün dövüp geber de kurtulayım diyormuş. Bugün sınıfta ağladı. Ben de ağladım bu yüzden. Demek öyle. Çok üzüldüm. Çok acıdım anne. Mendilimi ona verdim. Çünkü benim biricik annem var. Bana yenisini verir dedim. Sen olmasan ben ne yapardım anne? Öyle değil mi? Sen niye ağlıyorsun anne? Hiç. Arkadaşın Ahmet'e acıdığım için oğlum. Hadi şimdi daha hızlı yürüyelim.
Günler günleri, aylar ayları izledi. Ömer ilkokulu bitirdiği sırada Leyla ilkokula başlamıştı. Hatice'nin beyi kasabada açtığı manifaturacı dükkanını işletiyordu. Ve bir gün amansız bir hastalığa yakalanan Halil Efendi hayata veda etti. Daha önce kayınvalidesini de kaybedince iki çocuğuyla Hatice tek başına kalmıştı. Bir müddet kocasından kalan parayla idare etmiş, yetmeyince dikiş dikerek geçimini sağlamaya başlamıştı. Şimdi o çocuklarının hem annesi hem babası olarak eğitimlerini devam ettiriyordu. Derken Ömer liseyi de bitirdi. Bugün diploma alacaktı ama Hatice'yi hala öz annesi olarak biliyor ve seviyordu. Hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin abi. Bakıyorum sevinçten yüzünde güller açıyor. Tabii ya, ne sandın? Bugün lise diplomamı aldım. Ya. Sahi mi, ver bakayım. Dur bakalım, önce annem görsün daha sonra sen. Aa, o odada dikiş dikiyor. Ha, duyuyorum sesini. Hadi gel, müjdeyi birlikte verelim. Merhaba. Merhaba anneciğim. Merhaba yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Abimin sana bir müjdesi var anne. Hayırdır inşallah oğlum, ne müjdesiymiş? Bugün lise diplomamı aldım anneciğim. Bak işte burada. Olamaz. Tebrik ederim oğlum. Maşallah, maşallah, şükürler olsun Allah'ıma. Başarıyla liseyi bitirdim. Canım anneciğim, senin sayende, dualarının sayesinde. İnşallah girdiğim üniversite sınavlarını da kazanırım. Allah'ın izniyle kazanacaksın yavrum. Anne. Söyle ciğerpare. Hani lise diplomamı alınca bana bazı şeyler söyleyip mükafat verecek. Demek unutmadın. Anneciğinin sözlerini bu kadar önemsedin ha. Senin her sözün benim için çok kıymetlidir anne. Ama eğer şaka yaptıysan üzülme, hiç darılmam. Çünkü seni sevindirebilmek en büyük mükafattır benim için. Teşekkür ederim yavrum. Madem öyle hadi gel. E nereye gidiyoruz? Üst katı, benim odama çıkacağız. Senin odayı mı? Sahi mi? Ama... Biliyorum, koyduğum prensiplere uyup benim odama bu yaşa kadar hiç girmedin ama... içeride ne var ne yok bilmiyoruz. Evet anne, bilmiyorum. Diplomayı almakla şimdi mükafatı hak ettin oğlum, hadi gel. Peki anne. İşte geldik. Şey anne, heyecanlandığımı söylemeliyim. Biliyorum o. Ama bundan sonra bu oda senin odan olacak. Hadi içeri gir. Aman Allah'ım. Burası muazzam bir kütüphane. Çalışma masası da var. Benim annem annelerin en güzeli, en kültürlüsü. İyi kitaplarla iyi dostluk kurmak lazım yavrum. Şunlar İslam alimlerine ait çok kıymetli eserler. Sıkıldığım zamanlar, darda kaldığım anlar hep bunlara sığındım. Onlarla konuştum. Öğüt verenim, yol gösterenim oldu bunlar. Allah için iyilik yapmanın ebedi saadet olduğunu öğrettiler bana. Bu zamana kadar kitapların taşıyıcısı değil, yaşayıcısı olmaya çalıştım. Sen de öyle olmaya çalış yavrum. Bu oda içindekilerle, her şeyiyle senin oğlum. Daha çok okumanı, kültürlü bir insan olmanı istiyorum. Canım anneciğim, senin hakkını nasıl öderim? Çok çalışmakla, iyi bir insan olmakla oğlum. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Çalışacağım, çok çalışacağım anne. İnsanın böyle bir odası olur da okunmaz mı? İlk okumaya başladığımda Leyla kadardım. İlmin yaşı yoktur. Ana beşiğinden yer beşiğine kadar devam etmeli. Şimdi sıra sende. Aradığın konuyu bulmakta sıkıntı çekeceğini hiç sanmıyorum. Dini, ilmi, tarihi, coğrafi, her konuyla alakalı kitap var. Bak şu raflarda hikayeleri romanlara ayrılmış bir bölüm, gördün mü? Evet anneciğim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok teşekkür ederim. Yalnız burada öğrenemeyeceğin bir şey var oğlum. Nedir o? Yabancı dil. Onu da muhakkak öğrenmeni istiyorum Ömer. Ayrıca Leyla'yı da yetiştirmek sana düşüyor. Abi olmak kolay değil, tamam mı ciğerpare? Tamam anneciğim. Şimdi mutfağa geçelim de birlikte çay yapıp içelim hadi. Peki anne. İşte çayımız geldi. Ah, ah elim, elim yanıyor. Durun durun, yer açın, yer açın. Of of, elim fena yandı. Of, ne gülüyorsun kız? Abi şu haline bak anne. Eline de pek yakışıyor. Hem de pek yakışıyor. Bugün üniversiteyi kazanmış biri olarak herhalde akşam yemeğimizi de hazırlarsın değil mi abi? Leyla bak, benimle dalga geçiyorsun ha.
Bak sonra karışmam. Ama dikkat et de bu sefer ayağın kaymasın. Şimdi gösteririm sana kız. Ben sana gülmeyi gösteririm. Dur. Anneyim lan. Gel buraya. Abi bana gel buraya kaldı diyorum. Anne yakalasana şunu ya. Abisiyle dalga geçmek neymiş göstereceğim ona. Aman abisi. Üniversiteyi kazandın ya, sevincinden öyle yapıyor. Bu seferlik affet peki, onu. Peki annelerin en güzeli. Bu seferlik senin hatırın olsun. Hadi şimdi kahvaltı sofrasına. Oturun da çayları koyayım. Hadi annemi duydum. Hadi. Ömer. Elhamdülillah üniversiteyi de kazandın. İkinci müjdeyi hak ettin yani. Şey anne. Nedense içimden sevinmek gelmiyor kazandığıma. Nedenmiş o? Üniversite sınavlarını kazandığıma seviniyorum ama sizlerden ayrı çok uzaklarda okuyacağım için de üzülüyorum. Üzülecek ne var oğlum? Okumuş meslek sahibi biri olman için bu ayrılığa katlanmak zorundayız. Bir meslek sahibi olursan inşallah bizi de yanına alırsın. O zaman bu ayrılıklar da sona erer. İstanbul'u öyle merak ediyorum ki anne. İnşallah gidince mektup yazar, size de anlatırım İstanbul'u. İnşallah yavrum. Üniversiteyi kazanan Ömer İstanbul'un yolunu tutmuştu. Aile fertlerinden herkese ayrılık çok zor gelmişti. Ama Ömer'in istikbali için buna mecburdular. Hatice oğlu Ömer'e örnek bir insan olması yolunda nasihatlerde bulundu. Azığını ve harçlığını koydu. Ömer arabaya bindiği zaman üçü de gözyaşlarına hakim olamıyorlardı. Dualarımız hep seninle olacak Ömer. Kendine iyi bak. Mektup yazmayı da unutma. Unutmam anne. Allah'a ısmarladık Leyla'cığım. Selametle güzel yavrum. Selametle abi, yolun açık olsun. Bak Leyla, abin pencereden bize el sallıyor. Hadi biz de ona el sallayalım. Yolun açık olsun abi. Yolun açık olsun. Gitti işte. Canım abicim. Daha az önce burada yanı başımızda duruyordu. İşte İstanbul. Dillere değsem İstanbul. Bağrında büyük insanlar yatan büyük şehir. Anamı, kardeşimi, memleketimi dağların arkasına bırakıp sana geldim. Neredeyse bir ay oldu değil mi anne, abim İstanbul'a gidelim? Evet, tam bir ay oldu. Ama hala mektubu gelmedi. İnşallah postacıdır. İnşallah anne. Postacı amca anne, annemden mektup getirmiş. Şükürler olsun Allah'ıma. Gel. Aç işte mektubunu. Hadi anne aç da okuyalım hadi. Hadi aç, aç lütfen. Zaman su gibi akıp giderken Hatice ananın hasreti Ömer'in üzerine çöreklendikçe çörekleniyordu. Kavuşmak arzusuyla geceleri rüyalarına giriyordu. Ya Hatice? O da Ömer'i dilinden düşürmüyor. Ana kız her fırsatta Ömer'in sohbetini yapıyorlardı. Mektuplar geliyor, mektuplar gidiyor. Sevgi ve hasret duyguları kabardıkça kabarıyordu. Derken Şubat tatili gelip çatmıştı. Ömer'in son gelen mektubunda sömestr tatiliyle birlikte köye geleceğini yazmıştı. Şimdi ana kız Otagar'a onu karşılamaya gideceklerdi. Yaşasın. Birazdan abim burada olacak. Evet yavrum, gelecek inşallah. Abimin ayrıldığı günü hatırlıyor musun anne? Hatırlamaz olur muyum kızım? 6 ay bana sanki bir kara yıl gibi. Belki de daha fazla geldi. Bana da anne. Kim bilir ne kadar değişmiştir. Daha da büyümüştür. Büyümüştür tabii. Bak Leyla, sakın bu yaklaşan otobüste olmasın o. Olabilir anne. Bak bu yazıhaneye yaklaşıyor. Gel şöyle gel. Gel giriş kapısından bu tarafa tamam, geçelim anne, hadi. Olur. Anne! Anne! Leyla! Abi! Oğlum Ömer'im!
Canım anneciğim. Nasıl özledim seni bilemezsin. Selim, ya ben ya ben oğlum. Canım abim, hoş geldin. Hoş bulduk Leyla'cığım. Hoş bulduk kardeşim. Sizleri öyle özledim ki. Oğlum ciğerpare. Anneciğim benim. Ağlama kuzum. Niye ağlıyorsun? Bak geldin, kavuştuk işte. Kavuşturana çok şükür. Çok şükür oğlum. Eve varalım hele. İlk işim Leyla'ya aldığım hediyeleri açmak olacak. Ne hediyesiymiş tatlım. En güzel hediye senin gelmen değil mi? Tabii ki. En güzel hediye senin gelmen abicim. Yine yıllar yılları kovaladı. Hasret ve sevgi arasında gidip geldiler. Ömer hukuk fakültesini bitirmiş, stajyerliğini yapıyordu. Bir an önce avukat çıkacak, annesini ve kız kardeşini yanına alarak birlikte mutlu yaşayacaklardı. Şimdi 25 yaşında genç ve yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Leyla ise 19 yaşında genç bir kızdı. Hatice ananın saçlarına ak düşmüştü. Bundan da önemlisi, yılların yorgunluğunu daha fazla çekecek noktada değildi. Ancak bunu kızına belli etmek istemiyordu. Ama istemese de her şey kendini gösteriyordu. Anne, sen farkında değilsin ama sağlığım pek iyi değil. Beni dinle de bir doktora gidelim ha. Allah Allah. Kızım benim bir şeyim yok, gayet iyiyim dedim ya sana. Ben görüyorum, halsiz kalıyorsun. Yerinden kalkmak istemiyorsun. İş güç biraz yoruyordu, o kadar. Eskiden de aynı işleri yapardın ama hiç böyle olmazdın anne. Eskiden gençtik kızım. İnsan gençliğinde yorulmak nedir bilmiyorum. Ama şimdi bir sökük dikmeye kalksam yoruluyorum. İnsan oturduğu yerde sökük dikerken yorgun düşmez anneciğim. Yavrucuğum ben yaşlandım artık, kabul et bunu. Hayır anne, sende bir rahatsızlık var. Leyla. Niçin kızıyorsun anne? Bu meseleyi kapat artık, kendimi çok iyi hissediyorum. Annem ne derse desin abime yazacağım bu durumu. Leyla'dan telgraf gelmiş. Hayırdır inşallah. Yoksa annem benden habersiz Leyla'yı birine verdi de düğüne mi çağırıyor güzel kardeşim? Hemen açıp okuyayım şunu. Annem çok hasta, acele gel. Leyla. Aman Allah'ım, olamaz. Olamaz, hemen gitmeliyim. Leyla, annemin hastalığı nedir? Ne olduğunu bilmiyorum ama çok hasta abi. Kendisine sorarsan bir rahatsızlığı yok. Ama bazen kıpırdayamayacak kadar halsiz düşüyor. Bir doktora götüreyim, muayene ol diye ısrar ediyorum ama lüzum yok deyip gitmek istemiyor. Nesi var acaba? Hiç mecali yok gibi. Ayakta duramaz oldu. Buna rağmen yine de hiçbir şeyim yok diyor. Bir de... Bir de ne? Vücudunda bir yere çarpmış gibi morartılar, çürükler peyda almaya başladı. Üstelik zaman zaman ateşlenmeler de oluyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen doktora götürmek lazım. Çok iyi olur ama ikna edemedim. Şu anda nerede annem? Şu anda nerede annem? Odasında. Şimdi yanına gidiyorum ben. Kim o? Benim anne, Ömer. Ömer? Ömer? Sen ha? Gir oğlum, gir oğlum. Geldin demek canım yavrum, ciğerparem. Stajyerliğin bitti mi? Hayır anne. Neden geldin peki? Seni çok özledim, dayanamayıp geldim işte. İnsan annesini özledi diye okulunu bırakıp gelir mi hiç oğlum? Hemen geri dönmelisin İstanbul'a, tamam mı? Peki, ama bir şartla anne. Demek Ömer annesine şart koşmaya başladı. Estağfurullah anneciğim. Senin iyiliğin için bu şartım. Neymiş şartın? Seni bir hastaneye götüreceğim. Muayene olacaksın. Leyla yaptı bunları değil mi ciğerparem? Ta İstanbul'dan buraya yordu seni. Gideceksin değil mi anneciğim? Bu kız her şeyi abartmayı seviyor. Bence hiç abartmıyor anne. Seni biraz rahatsız gördüm. Lütfen beni kırmadan hastaneye gidelim. Bir muayene olmaktan bir şey çıkmaz. Bir şeyim yok. Ama madem sen çok istiyorsun gidelim oğlum. Maalesef
Elimizde yeterli doktor ve tıbbi cihaz olmadığı için annenizin durumuna teşhis koyamıyoruz Ömer Bey. Ne yapacağız peki? Siz en iyisi annenizi Ankara'ya götürün. Ankara'ya mı? Evet. Fakat buradan Ankara en az 5 saat çeker doktor bey. Annenizin sağlığını düşünüyorsanız o kadarına katlanacaksınız. Peki annem uzun yolculuğa dayanabilir mi? Sanırım dayanır. Madem öyle hemen götüreceğim. Yeter ki annem iyileşsin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Leyla. Efendim abi. Sen annemin hazırlanmasına yardımcı ol. Ve hastane bahçesine indir. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya mı? Evet. Burası tam bir teşhis koyamadı. Aletleri yokmuş. Sevk için 1-2 evrak tamamlanacak. Siz beni bahçede bekleyin, tamam mı? Peki abi. Annemle bekleriz. Doktor. Annem iyileşecek mi? Hastanın yakını siz misiniz? Evet. Ben oğluyum. Söyleyin doktor bey. İyileşecek mi? Maalesef annenizin durumu iyi değil oğlum. Neyi var annemin? Lösemi. Yani kan kanseri. Kan kanseri ha? Metin olmalısın evladım. Biraz geç kalınmış. Aslında hastalığın kendisi sinsidir. İyice yayıldıktan sonra ortaya çıkar. Anlayınca da iş işten geçmiş olunur. Yani hiç mi ümit yok? Allah'tan ümit kesilmez oğlum. Yanına girebilir miyim? Daha yeni kendine geldi. Fazla yormamak kaydıyla girebilirsiniz. Abi. Abi. Annemin hastalığı neymiş? Mühim değilmiş canım. Kan zaafı var dedi doktor. İyileşir inşallah. Doktor kendisini görebileceğimizi söyledi. Hadi o zaman görelim annemizi. Anne. Ömer. Sen misin oğlum? Benim anneciğim. Bak Leyla da yanımızda. Ciğerparelerim benim. İyi ki geldiniz. Sizleri bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki. Böyle konuşma anne. İyileşeceksin. Evimize gideceğiz. Ben yatarsam size kim bakacak oğlum? Bunca yıldır çalıştın, çabaladın. Bize hizmet ettin. Sıkıntılarımıza katlandın. Anamız oldun, babamız oldun. Üstümüze kol kanat gerdin. Şimdi sıra bizde. Sen evde koltuğuna rahatça kurulacaksın. Biz sana hizmet edeceğiz anneciğim. Çok geç oğlum. Sanırım ayrılık vakti geldi. Ömrümün bittiğini, vaktimin yaklaştığını hissediyorum. Bir zamanlar çocuktunuz, şimdi büyüdünüz. Sizinle acı tatlı günler yaşadım. Ben hepinizden razıyım çocuklarım. Hepinize hakkımı helal ettim. Sizi bilmeyerek üzmüş, kalbinizi kırmış olabilirim. Siz de bana hakkınızı helal edin. Allah-u Teala sizleri her türlü kötülüklerden korusun yavrularım. Allah'a emanet olun. Ne olur kendini böyle konuşarak yorma anne. Ömer. Buyur anneciğim. Gel. Şöyle biraz daha yaklaş. Otur yanımda. Peki anne. Oturdum işte. Oğlum. Sana bir mektup yazdım. Benim sandığımda duruyor. Onu muhakkak okumalısın. Tamam mı? Sandıktan al ve oku onu. Alırım anneciğim. Alıp okurum. Allah'ım huzuruna geliyorum. Utandırma beni Allah'ım. Anne. 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 Anne duyuyor musun beni? Abi. Abi anne nefes alamıyor. Anne. 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 Olamaz. Anne. Anne. Abi. İşte annemin sana yazdığı mektup. Sağ ol Leyla. Ver bakayım. Sevgili oğlum. Aslında sana Ömer Bey diye hitap etmem gerekiyor. Ama ben içimden geleni söylüyorum. Oğlum, sen bu satırları okuduğun zaman ben hayatta olmayacağım. Sırf senin mutluluğun için bir ömür sakladığım gerçeği artık senin de bilmenin zamanı geldiğini düşünerek bu mektubu yazıyorum. Umarım beni affedersin. Ben senin öz annen değilim. Belki bunu kabul etmek sana zor gelecek. Ama bu bir gerçek. Aman yarabbi. Annem neler diyor böyle?
Daha 4-5 yaşlarındaydım. Henüz aklın fazla ermediği için annenin ölümünü hatırlayamıyordum. O günden bugüne üvey annemi olduğumu hissettirmemek için elimden geleni yaptım. Çünkü sen bana Allah'ın emanetiydin. Boynu bükük, kalbi kırık yaşamana gönlüm razı olamazdı. Çok şükür ki sana olan sevgim, şefkatim hiçbir zaman yapmacık olmadı. Seni öz evladım gibi sevip bağrıma bastım. Ciğerparem bildim. İmkansız. Olamaz böyle bir şey. Neyse devam etmeliyim. Annesizlik, anne şefkatinden mahrum, boynu bükük büyümek çok acıdır. Bunu ben yaşamıştım. Evet, bir zaman ben de öksüz bir çocuktum. Ne öz annem vardı, ne de öz anne gibi davranan bir üvey annem. Anne hasretini çok yaşadım yüreğimde. Sevgiyi, şefkati annemin mezarında aradım. Doyasıya ağlamak için sakin bir köşe aradığım çok oldu. Seni de böyle olmanı istemedim oğlum. Yüreğimdeki boşluğu seninle doldurdum. Seni gülerken görmek, anneciğim dediğini duymak yetiyordu bana. Anneciğim. Öz çocuğum Leyla olduğu zaman sana olan sevgim hiç değişmedi. İkinize de adaletli davranmaya çalıştım. Seni hiçbir zaman üzmemeye, kırmamaya gayret ettim. Sen de bana hizmette hiç kusur etmedin oğlum. Bir anneye yapılması gerekeni fazlasıyla yaptın. Allah senden razı olsun. Büyüdün, faziletli bir adam oldun. Buna rağmen yüreğindeki yerin hiç değişmedi. Hep tatlı çocuk, Ömercik olarak kaldın. Bunları söylememin bir sebebi de öz anneni bilip ona dua etmendir. Ne de olsa seni dünyaya getiren öz annendir. Gözüm arkada kalmıyor, gönlüm rahat. Allah-u Teala'ya hep dua ettim. Yüzümü kara çıkarma ya Rabbi dedim. Çok şükür dualarım kabul oldu. Bana sizin gibi evlat verdi. Yüce Mevlam sizi her türlü kötülükten muhafaza buyursun. Sen beni hatırladıkça dua et. Allah'a emanet ol ciğerparem. Annen Hatice. Ya Rabbi. Öz annem diye bildiğim insan ne fedakar ne ulvi bir kadınmış. Allah'ım, bu aciz kulunun saadeti için ömrünü feda eden, bir öz annenin yapamayacağı fedakarlıkları yaparak beni bugünlere getiren, bana seni ve senin doğru yolunu öğreten, yüreği iyiliklerle dolu olan bu sevgili kuluna rahmet eyle. Mekanını cennet eyle ya Rabbi. Beni de ona layık bir evlat olarak yaşamamı nasip eyle ya Rabbi. Analık adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.